Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf çokgenler konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 3 veya daha fazla noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle ne denir arkadaşlar? Çokgen denir. İşte biz direkt tanımı okuyarak girdik olaya. Bir kere daha söyleyelim. Bir düzlemde 3 doğrusal olmayan, yani zaten bu üçgenin de tanımıydı hatırlarsınız. 3'ü doğrusal olmayan veya daha fazla noktayı birleştiren 3 veya daha fazla olması önemli. Ne olacak? Doğru parçaların oluşturduğu şekle çokgen denir. Mesela bak 1, 2, 3, 4 bunlar hiç doğrusal mı? 3'ü değil. O zaman birleştir, hoppa, al sana dörtgen oldu. Bir nokta daha koy şuraya, hoppa, bak bu sefer burayı çizmezsin. 1, 2, 3, 4, 5 şu arası yok, al sana beşgen oldu. Hocam bu düzgün beşgen değil. Zaten ben de düzgün olduğunu söylemedim ki. Çokgen dedim sadece. Geçtim. Bir çokgenin ardışık iki kenarının oluşturduğu açılardan iç bölgedeki kalanlara tabii ki de iç açı denir. Peki iç açının komşusu bütünlere, bak bütünler. Arkadaşlar bütünlere ne denir? Dış açı denir. Şimdi size müthiş bir şey söyleyeceğim. 10. sınıftasınız. 11-12'de lazım olur. Tümler bütünler diye bir kavram var. Tümler bütünler. Bunlar şöyle, alfa artı beta 90 oluyor, alfa artı beta 180 oluyor. Bunlardan birine tümler, birine bütünler deniyor. Kafası karışıyor öğrencilerin, hiç karışmasına gerek yok. Bak, tümler, T mi bu? Evet. O zaman şurada bir 90 var mı? Var. O zaman tümler neymiş? 90'mış. Peki bütünler, bütünler B mi? B. O zaman hoppa, al sana 180 oldu. Bütünlerden de ne yaptık? Tavşan yaptık. Öyle bir şeyler vardı değil mi? O yüzden de buradan ne oldu? 180 derece oldu. Bütünler ne demek peki bütünler? Bütünler iki açının birleşip de 180 yapma durumu. Yani iç açıyla dış açı ne yapıyormuş? Birbirlerini 180 tamamlamış ki çok mantıklı. Zaten biz bunu üçgenden de biliyoruz. O zaman ne dedik? Alfa bu şeklin bak iki kenarını oluşturduğu iç bölgede kalana alfa, dışarıda kalana dış açı yani beta, toplamları da 180 dedim. Böyle basit basit gideceğiz. Çokgenler çok zor olmamakla birlikte çok kral sorular geliyor. Ama lakin ki burada ne var arkadaşım? Ne var? Çok da böyle büyük özellikler yok. Özellikleri bildikten sonra çok soru çözüp çözümlerini izleyip yani yapamadıklarını ya da okulda hocaya sorup bunları çözdürmen lazım. Biliyorsun ki çalışmalar buna göre devam etmesi lazım. Bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ne denir? Köşegen denir. Neden? Bak ben buna çok güzel bir şey söylüyorum. Köşeden köşeye giden, köşeden köşeye giden, köşeden köşeye giden işte bunlar köşegendir. Peki sana bir soru. Bunlar buraya gidebilir mi? Köşegen olur mu? Hayır hocam burası kenar zaten. O zaman kendisi bir yanı öteki yanı bunlara gidemiyorsa bu adam kaç noktaya gider? En tane köşesi varsa o zaman en kenar en köşe. O zaman ne yapar? N eksi 3 taneye gider. Devam edelim. En kenarlı bir çokgende köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'ymiş. Bak işte ben sana ne anlatmaya çalıştım biraz önce. Bakalım çakalladın anladın mı? Bu adam kendisi 1. Burası 2, burası 3. Bunlara gidemez. N tane kenar vardı. 3'üne gidemez. Peki bunu, buraya gelirsem bu ne yapacak? Bu da kendisi hariç 3 tane gidemeyecek. Bu da bu da bu da. Kaç tane var toplamda? N tane. Peki bu adam buna gidiyor. Bu da buna geliyor. Ben bunlarda 2 tane yazdım mı? Yazdım. 2'ye bölerim. Al sana formül. Mormül yok arkadaşım. Formül yok. Ezber yok. Neden? Böyle. Hemen ısınmayla başlayalım arkadaşlar. Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katına eşit olan çokgenin kenar sayısı kaçtır? Hemen çekiyorsun formülü. Ne diyorsun bak? Köşegen sayısı neye eşitti? Hemen zaten biliyorum. Bakmama gerek yok aslında. N tane kenarı varsa n çarpı n eksi 3 bölü 2 tane neyi vardı bunun? Köşegeni vardı. Peki bu köşegenlerden ne diyor bana? Kenar sayısının 4 katıymış. O zaman burası 4n oldu mu? Oldu. Her iki taraftan n'ler gitti mi? Gitti. Attım bunu buraya. N eksi 3. İçler dışlar yaptın. Eşittir 8 oldu. O zaman n neymiş? 11'miş. Demek ki bu 11 kenarlıymış. Peki peki peki. Köşegenler bu çokgeni kaç tane bölgeye ayırır? Biraz önce söylemiştik. N eksi 2 bölgeye ayırır. Yani 9 bölgeye ayrılır dedim. Bu ısınmam kolaydı zaten. Hemen yaptım bitti. Peki en kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı her kitapta böyle başlar. Ama sen onu boş ver arkadaşım. Ne yapacaksın?
bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Peki en kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaçtır? İç açıları toplamı da bak bunların ikisinin toplamı 180 miydi? Evet. En kenarda en tane açı var mıydı? Evet. O zaman en tane 180 var mıdır toplamda iç dış? Evet. O zaman burada kaç tane var? 2 tane 180. O zaman en tane 180'den 2 tane 180 çıkarsa en eksi 2 çarpı 180'dir. Bütün en kenarlı çokgenlerin açısı budur. Mesela üçgenin iç açısı kaç? 180. 3'ten 2 çıktı 1. 1 çarpı 180 oldu mu sana 180? Oldu. Peki karenin iç açısı, dikdörtgenin iç açısı kaç? 180, 360 mı? Evet. O zaman 4 eksi 2, bak dört kenarlı, 4 eksi 2. 2, 2 kere 180, 360. Oldu mu? Oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Ben ama şu mantığı çok seviyorum. Dış açıları 2 tane 180 ise ne yapacağım hemen? En eksi 2 tane 180 iç açılara kalır. İç açıların ölçüsü, hemen bir antrenman yapalım. İç açılardan 3 tanesi 110, 150, 170. Diğerlerinin alayı 130 olan çokgenin köşegen sayısı kaçtır diyor. Hemen ben ne yapacağım? Bak en kolayı dıştan. Dıştan yapmak en kolayı. Bunun dışı kaç? 70. Bunun dışı kaç? 30. Bunun dışı kaç? 10. Peki diğerlerinin dışı kaç? 50x. Neden? Ya da 50n demeyelim, x diyelim. 50x diyelim. Neden? Çünkü diğerlerinin her biri 50'ymiş. 50, 50, 50. Kaç tane dış açı var bilmiyorum. Ama şimdi öğreneceğim. Merakım gidecek. Hop hop hop. Burası 110 etti. 110 artı 50x eşittir 360. Attım karşıya. 50x eşittir 250. X buradan kaç çıktı? 5 çıktı. O zaman bak çok dikkatli ol şimdi. Bunun 5 tane kenarı var dersin patlarsın. Neden? Çünkü bunlardan 5 tane varmış. Bir de bu adam var 6. Bir de bu adam var 7. Bir de bu adam var 8. O zaman bizim kenarımız kaç taneymiş? 8 taneymiş. Peki köşegeni, köşegen deyince aklıma ne geliyordu? En. En eksi 3. Kendisi yanındakiler olmuyor. Bölü 2. O zaman patlattın gitti. 8 çarpı 5 bölü 2. Hop hop. Bunlardan da ne oldu? 4 kere 5. 20 tane köşegen sayısı varmış. Dediğim bitti. Ne dedim ben sana burada? Her zaman dış açıdan dolayı yaparsan daha rahat edersin dediğim. Hemen bir soru daha geldi. Bir 11gen. 11gen maşallah 11 tane. İç açılarından 2 tanesi dik. Tamam 11 tane vardı. Hop 2 tanesini aldım. 90'dan yaptım. Geriye kaç tane kaldı? 9 tane kaldı. Diğer açıları da birbirine eşitmiş. Hop bunlara da alfa derim. 9 alfa oldu. Bu arada bu 90 ne? İkisi dik diyorsun ya. Ben o dik değil. Dışını aldım. İç açısı 90'sa ben dışını aldım. Dıştaki de 90'dır. O zaman bunun dış açısı 2 tanesi ne oldu? 180. Hop geriye ne kaldı? 9 tanesinin dış açısı bak bu dış açı dış. Dış açı. Diğer 9 tanesinin dış açısı neymiş? 9 alfa. O zaman bunları toplarsan kaç ediyordu? 360 ediyordu. Şurayı bir toparlayalım. Demek ki 180'de neyi toplarsan 360 olur? Tabii ki de 180'i. O zaman burayı aldım. Her iki tarafı 9'a böldüm. Etti mi sana alfa 20? Aynen öyle. Eşit açıların ölçüsü kaçtır diyordu. Bak bu ne arkadaşım? Bu iç. Pardon özür dilerim. Parmağımla gösteriyorum yanlış söyledim. Bu dış açı. Peki dış açı 20 ise bana ne lazım? İç açı. İç nedir iç? 180 eksi dıştır. O da nedir? 160'tır. Çünkü niye? Alfayı ben bulmuştum. Dışarısı alfa ise içerisi 180 eksi alfadır. O zaman bunların eşit açıların ölçüsü de bana dışı değil içi soruyordu. Ben dıştan dolayı içi yaptım geçtim. Peki düzgün çokgenlere geçersem düzgün çokgenlerde neler var? Hemen bir bakalım. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenleri de düzgün çokgenlerdir. Al sana eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen çat çat çat. Bütün hepsi eşit. Peki iç açılar? İç açılar boş durur mu? Kenarlar aynıysa? Ne oldu? Eşkenar üçgen nedir? Düzgün çokgendir. Neden? Çünkü bütün kenarlar eşit. 3 veya daha fazla demiştik yani hatırlıyorsun. Çokgen neydi? 3 veya daha fazlaydı. Al sana 3. Eşkenar üçgen düzgün çokgendir. Al sana kare. Çata çat. Çata çat. Pata pat. Ne oldu kare? Bunların her bir kenarı, her bir köşesindeki açısı 90 mı? Evet. O zaman bu da nedir? Düzgün çokgendir. Al sana beşgen. Beşgende hepsi birbirine eşit. O zaman ne olacak bunlarda?
Ve açılara bakacağız arkadaşlar. Açılara baktığında zaten 5 tanesi bir araya geldi mi kesin düzgün olur. Başka da şansı olmaz zaten. Açılara birazdan beşgenlerde bakacağız. Heyecana gerek yok, geçtim. Altıgen 6 tane kenarı var ve birbirine eşit, böyle güneş gibi oldu. O zaman 6 tane de altıgen diyorum. 3 tane eşkenar üçgen, 4 tane kare, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen. Bunlar ne diye gidiyor? Düzgünler diye gidiyor. Başına düzgün geliyor. Geçtim. Peki. Düzgün çokgenler özelliklerine bakalım. Bu bize çok yarayacak. Çünkü bütün düzgün çokgenlerde geçerlidir bu. Ne o? En kenarlı düzgün çokgende. 1. İç açılar birbirine eşittir. 2. Dış açılar birbirine eşittir. Çok güzel bir tanım. Niye? Dış açılar birbirine eşit olacak. İç açılar birbirine eşit. Malum, çünkü hepsi iç açıları aynı olmalıydı ki eşkenar düzgün çokgen olsun. Peki ben sana demiştim. Sen her zaman ne yapacaksın? İlk önce dış açıyı bulacaksın. Peki o zaman ilk önce dış açıyı bulacaksam hemen kenar sayısına bölerim. Olur sana dış açının biri. Peki bunu 180'den çıkartırsam ne olur? İç açı olur o da. Tamam, bitti o zaman, süper. Peki bu formül ne hocam? Bu formülde iç açı formülü diyor. Neden? Çünkü iç açılar toplamı neydi? N eksi 2 çarpı 180. Hani demiştik ya, 360 almıştı iki tanesini. O zaman bunu ne yapacaksın? Bir de N'e böleceksin. Neden? Çünkü hepsi birbirine eşit olduğu için hepsinin de aynı ortalamada açısı olur. Geçtim. En tek sayı ise bir köşeden çizilen açıortay karşı kenara dik gelir. Bu açıortay köşegenin, çokgenin simetri doğrusudur. Bak ne diyor bak. En tek sayı ise köşeden çizilen açıortay. Bak şimdi bak. Ne diyor, hemen sana göstereyim. Geri geldim. Ne yaptım, iyi izle şimdi. Burada yeşille yapalım. En tek ise yukarıdan aşağı diyor, inen diyor açıortay. Açıortay hem dik yapar diyor hem de ikiye böler diyor. Ve bu da simetri eksenidir aynı zamanda diyor. Bunun sağı solu birbirine benziyor. Birebir aynısı diyor. Bakalım ne diyor? Açıortay çokgenin simetri doğrusudur diyor. Evet, aynen öyle. Peki en çiftse ne olur? Çokgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Çokgenin karşılıklı kenarları paraleldir. İnanmam hocam. Göster. Neyi göstereyim? Çokgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Bak, bu bununla paraleldir. Bu da bununla paraleldir. Bu da bununla paraleldir. Gördün, inandım bence. Diyor ki bir de karşı köşeleri birleştiren açıortay doğrusu simetri doğrusudur diyor. Hemen gösterelim. Bak, bunu karşıya çekersen diyor, hop 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 altın top. Gördün mü? İşte bu kadar. Ne yaptım? Bunları çektim. Tabii ki de bunun üstü altına eşit olacak. Tabii ki de üstü altına eşit olacak. İsteyen bunu çeker. Hiç fark etmez, sağı solu birbirine eşit olur. Bu açılarda zaten birbirinin aynısı olacak. Bunlarla bunlar aynı mıdır? Kesinlikle aynıdır. Zaten ikisi de birbirine eşitti. Tabii ki de eş bölünür. Bak, gördün mü? Çok güzel, ispatlı ve görselli anlattık. Ne kadar el yazısı da olsa ispatlı ve görselli gitgeller yaptık. Sıkıntı yok. Isınmayla başlayalım. Bir düz 15 kenarlı bir düzgün çokgenin iç ve dış açıların ölçüsü kaçtır? Bak, ben her zaman ilk önce kimi buluyorum? Hemen dış açıyı buluyorum. Neden? 360'ı 15'e bölüyorsun. Hemen 300 olsaydı 20 idi. 60'tan da 4 geldi. Oldu mu sana 24? Süper. Dış açısı 24. Peki iç açı kaç? İç açı da bunun 180'den çıkartılmış hali. Yani ne oldu? 156 oldu. Devam edelim. Antrenmanla devam ediyorum. Bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 3 katından 20 fazlaysa bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Peki size bir şey soracağım. Sen dış açısının ölçüsünün 3 katı diyor. O zaman ben dışa alfa desem, iç açı nedir iç açı? İç açı da 180 eksi alfadır. Bunu biliyorsun sen. O zaman yapalım bak. 180 eksi alfa iç açısının ölçüsü dış açısının 3 katından 20 fazlaymış. At karşıya bunu 160. At karşıya bunu, eksi alfa gitti oraya, 4 alfa oldu. Hemen geldim. Alfa kaç çıktı? Alfa 40 çıktı. Peki bu kimdi? Bu dış açıydı. Dış açı 40'sa o zaman benim işim bitti. Neden? 360 bölü ne eşittir 40 mı? 40. Peki 360'ı kaça bölersen 40 eder? Ne demek ki 9'muş. Düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diyordu. Tabii ki de düzgün çokgenin kenar sayısı dıştan dolayı hemen N'e bölüyorsun. Neden?
Çünkü dış açıları toplamı 360. En kenarı varsa 360 bölü n bir tane dış açı eder. Peki bir tane dış açı 40 ise o zaman ne derim ben de buna? 9 derim. Geçtim. Müthiş müthiş müthiş. Güzel sorular. Böyle bunlar çok tatlı sorular. Bunlara dikkat edelim. Şimdi alfa var. Bilmem bir şey var. Oo, düzgün 10 sekizgen. Peki düzgün 10 sekizgen olması beni ilgilendirmez. Benim hemen aklım nerede? Dış açıda. Aklım hemen dış açıya kayar. Ne oldu? Dış açısı 120'ymiş. Hemen 120 dış açı beni bana bunu verdiyse ben de o zaman iç açısını da biliyorum bunun. Bunun bu dışıdır. O zaman 160 da içidir. Çok güzel ya. 160 da içidir. Böyle anlatan hocalarımız yoktu ki. Tabii ki de şaka yapıyorum. Bizim hocalarımız olmasaydı bu hale gelemezdik. Ama tabii biz de yabana atmayın. Biz de fena değiliz. Şimdi bunları anlattık. Peki ne diyor bak? ABF, ABF doğrusal. EDF de doğrusal. Süper. Doğrusalsa burası kaçtır adamım? 20. Burası kaçtır bayanlar baylar? 20. Peki sana bir soru. Bunların içleri sadece burası mı 160'tır? Hayır. Tabii ki de burası da 160'tır. O zaman ne diyorsun? Roket kıl. Bak bazıları buna roket diyor. Şu özelliğe roket diyor bazıları. Bazıları kalem ucu diyor. Bazıları ne bileyim bilmem bir şey diyor. Fark etmez. Hemen gösterelim. Bunların üçünün toplamı nedir? Burası eder. İşte bak 10. sınıftasın ama sana 9 tekrar yapıyorum. Ne var? Roket var. Kalem ucu var. İstediğin ne dersen de. O zaman ne oldu bak burası? Ne oldu? Hemen söyleyelim. Alfa artı bir tane 20. Bir tane daha 20. Neye eşit olacak? 160 eşit olacak. Burası 40 etti mi? Etti. Salla karşıya. 160 eksi 40. 120 etti. Alfam benim neymiş? Alfam 120 imiş. Bunu da hallettikten sonra o zaman olayım bitti. Bir başka soruya geçiyorum. Yine tatlış bir soru. Çok dikkat. A, B, C, D, F düzgün çokgen. A, B, C, D böyle gidiyor sonsuza kadar. Bunlar ne? İçeride bu içeride bir tane açı var. Şey, içeride bir köşegen var. Ona bakacağım. Ne diyor bana? A, C, D. A, C, D. Burası kaçmış arkadaşım? 153'müş. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu an bunun açısını bilmiyorum iç açısını. Şuraya alfa diyebilir miyim? Derim. Burası alfaysa tabii ki de ikizkenar bu. Düzgün çokgen. Burası da alfadır. Bak şimdi dostum. Şurası nedir şu açı şu? 153 artı alfa değil midir? Çünkü bunun bütün açıları, bütün iç açıları aynıydı. 153 artı alfadır burası da. 153 artı alfadır. Süper. Peki şurada bir üçgen var mı? Var. Onu bir toplayayım mı? Alfa artı alfa artı 153 artı alfa kaç eder? 180. 153'ü at karşıya. 1, 2, 3. 3 alfa. 153'ü attım. 180'den 153 çıkarsa sanırım 27 eder. 27 oldu. Alfa kaç çıktı? 9 çıktı. Alfayı 9 buldum. Çok güzel. Alfayı 9 bulduysam bana ne soruyor? Çokgen kaç kenarlıdır? Bak şimdi bak 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 bak. Bak. Burası iç açısı. İyi izle. Şurası iç açısı. 153 artı 2. 153 artı 9. 162. Geriye 180 içinde kaldı. 18 kaldı. Dış açım 18 mi? Aynen öyle. O zaman ben dıştan çok güzel bir şey biliyordum ben. 360 bölü n eşittir 18. O zaman bununla bu sadeleşir. Ya da 360'ı neye bölersen 18 eder. Tabii ki de 20'ye bölersen eder. Çokgen kaç kenarlıdır diyor. Al sana çok tatlış bir soru daha. Çok güzel bir basamak sorusu. Bunu da hallettim. Ve nereye geçtim? Düzgün beşgene. Ben sana ne demiştim? Sakin ol düzgün beşgende. Ben sana her şeyi anlatacağım demiştim. Şimdi anlatıyorum. Tüm kenarları ve açıları eşit olan beşgene düzgün beşgenler. Bunun tanımını zaten biraz önce yapmıştık. Peki iç açısı ölçüsü ve dış açısı ölçüsü nedir? Yine söylüyorum. Beni ilk önce ilgilendiren iç açı değil. Kitaplar da bunu yazıyor. Ve ben buna karşıyım. Şimdi diyeceksin ki hocam ne artist adamsın? Kitaplara mı karşı çıkıyorsun? Ya tabii ki de kitaplara karşı çıkmıyorum. Ama böyle yapsalar daha iyi olur. Bak sen de hak vereceksin bana. Dış açısı neydi arkadaşım? 360 bölü kenar sayısı mıydı? O zaman bu da 72 oldu mu? Oldu. O zaman benim dış açım 72. Bak bu tamam. Bunu bitti. Mesela bak şuradan çekersen bu da 72'dir. Bak şuradan çekersen bu da 72'dir. Hiç fark etmez. Dış açısı 72'dir. O zaman beşgenin dış açısı 72 derecedir. Peki 72 ise içeriye kaç kalır? 72 ise içeriye
180 ile toplayacağın için 180'den 108 kalır. İşte bu iç açısının ölçüsünde bildin mi? Bildim. Başka özellikler var mı? Hemen bakalım ne diyor. Hop, özellikler, beşgenin özellikleri. Hemen şunu bir gözümüzden kaybedelim. Bir köşeden çizilen açıortay, karşı kenarı dik ortalar ve iç açıortaylar tek bir noktada kesişir diyor. E zaten ben bunu biraz önce sana görsel söylemiştim. Olsun, bir kere daha söyleyeyim. Diyor ki bir yerden karşıya dik ortalıyorsa bu açıortaydır. Açıortaysa diktir ve ortalıdır. Ortalıyorsa ve açıortaysa diktir. Bunların üçü birbirini sağlar. Üçün ikisi varsa öbür üçün biri de vardır. Geri döndüm buradan da. Hemen bakıyorum. Bir köşeden çizilen açıortayı söyledik zaten. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hemen geldim baktım. Bu beşgen olduğu için. Bak, buradan eşittir. Şu eşittir. Başka ne kaldı? Başka bir şey kaldı mı? Zaten 1, 2. Başka çizebilir misin? Çizemezsin. Çünkü niye? Bunlar zaten yanlarında. Bir de kendisi var. 3. Bunların hepsi birbirine eşit işte. İstersen bunu çiz. Bu köşegen de eşittir. Beşgenlerde nedir? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. İç açı ortayların kesim noktası ile köşeler birleştirilirse 5 eş üçgen elde edilir diyor. Bir daha söyleyelim. Şöyle bir beşgen var diyelim. Hey maşallah, ne güzel çizdim be. Burası ne oldu? İç açı ortayların kesim noktası. Bu böyle geldi şuraya. Bu açı ortay. Bu böyle geldi buraya. Açı ortay. Bu böyle geldi buraya. Açı ortay. Velhasıl uzatmayalım. Burası ne diyor? 5 tane eş alana böler diyor. Tabii ki de böler. Çünkü ortası tam hepsinde aynı olacağı için eş üçgenler olur. Bana ne sağlar bu? Alan sağlar. Alan. 5 eş üçgen 5 alan sağlar. Zaten alanın formülünü göstereceksin değil mi hocam diye soruyorsunuzdur. Tabii ki de göstereceğim. Bizden kaçar mı? Kaçmaz. Hemen gösterelim bakalım. A, B, C, D, E düzgün beşgense A, F, C, beta nedir diyor. Şimdi bak, şurada ben sana bir şey daha göstereyim. Ondan sonra buraya geçelim. Hangisini de gösterelim? Şunu da gösterelim. Bak, bu ikisini birlikte alayım. Şunu da göstereyim. Şimdi şunu burada göstereyim, bir daha uğraşmayalım. Burada bak, şurası köşegen mi? Evet. O zaman bak, burası 108 mi? İç açısı 108. E bu ikizkenar mı? İkizkenar. Geriye kaç kaldı? 72. O zaman bu 36, bu 36'dır. Neden? Çünkü bak, bu ikizkenar olduğu için, bu tepe açısı 108 olduğu için ne olacak? Öbür taraflara, köşegenlerde 36'lar kalır. Şimdi soruma geri döndüm. Bu böyle köşeden köşeye gitti mi? Gitti. Burası 108 mi? Bak, göremiyorsun tabii. Burası köşegen mi? Evet. Şurası 108 mi şurası? Evet. O zaman buraya kaç kaldı demiştim ben sana? 36. Peki buraya kaç kaldı arkadaşım? 36. Çok dikkat et şimdi. Peki şu köşegen mi? Evet. Peki burası 108 mi? Evet. Burası 108 ise bunlar da ikizkenar değil mi? Aynı. O zaman burası da 36'ya 36 eder mi? Eder. Bu beta ise şu arkası beta mıdır bunun? Aynen. O zaman şurada bir üçgen çıktı mı ortaya? Hangi üçgeni? Bak, o üçgeni alıp buraya yazıyorum. 36 artı 36 artı bu beta eşittir iç tersten dolayı. Burası nedir? Betadır. Pardon, iç ters diyorum. Ters açılardan dolayı betadır. Peki bunların toplamı nedir? 180. 72 artı beta eşittir 180. Beta eşittir 108 oldu. Bir dakika. Soruyu bitirdin ama hocam. Benim dikkatimi bir şey çekti. Burası da 108 değil miydi? Aynen. Peki burası 72 miydi? Evet. Peki burası da 72 mi? Evet. Şekil çok düzgün olmamakla birlikte ben şunu fark ettim. Burası paralel kenarmış. Demek ki burada köşegenleri birleştirirsen ne olur? Paralel kenar olur. İşte müthiş bir tespit daha. Müthiş bir özellik daha. Tabii şu şöyle olsaydı birazcık daha iyi gözükecekti. Bu da paralel kenardır dedik. Süper bir olay. Antrenman 2'ye geçelim. Uzatmayalım fazla. Ama bu bilgiyi de unutma. Müthiş. Bal gibi bal. Devam ediyorum. A, B, C, D düzgün beşgen. A, B, C, D, E tamam. A, F, B eşkenar üçgen. Bu. Birbirine eşit miydi? Evet. Eşkenar üçgen. A, F, B. Bu. Birbirine eşit mi? Evet. Peki şurası 60 mıydı? Peki burası 60 mıydı? Peki şurası 60 mıydı? Evet. İç açı kaçtı iç açı? İç açı 108'di. E buna kaç kalmış? 48 kalmış. Bak, ikiz kenar olduğuna göre burası alfa ise şurası da alfa değil mi? Aynen Johnny Vine'en. O zaman burayı aldım. Çok dikkatli izle. Şu üçgeni alıyorum. Hatta bir daha o üçgeni dışarıda çizip göstereyim. Bak, burası buraya eşit. Burası alfa, burası alfa.
şu söylediğim şey şu. B, F, C üçgenini aldım. Şuranın da sen 60'a 48, 108 olduğundan dolayı burayı 48 olduğunu biliyorsun. Hemen yaz. Alfa artı alfa artı 48 eşittir 180. Hemen patlat burayı. 2 alfa artı 48 eşittir 180. O zaman at karşıya, atma bak. Her tarafı 2'ye böl. Yorulma. Alfa artı 24 eşittir 90. Garanti doğru yaparsın böyle yapınca. İnşallah yanlış yapmam. 66'da kalır. 66'ya 4 ekle 70. 20'ye topla 90 oldu. Gerçekten de bu soruyu da güzel gene çözmüş olduk. Gördüğün gibi sorular çok temiz, çok güzel sorular. Tabii ki de çözdükten sonra gönül rahatlığıyla ben bunları çözdüm. Burayı kapkara ettim, böyle boyadım, çizdim diyebilirsin. Yeter ki çöz, yeter ki çalış. Model soru demiş ama ben sana söyleyeyim bu soru zor sorular arasına girebilir. Neden? Çünkü bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Köşegenle bir kenarı birbirine veriyorsa, köşegenle bir şeyi birbirine veriyorsa kesinlikle başka bir köşegeni işin içine sokacaksındır. Başka bir köşegeni işin içine nerede sokabilirim? Hemen düşünüyorum. Bu köşegeni soksam hiçbir işime yaramaz. Şu köşegeni soksam hiçbir işine yaramaz. Ama şunu çekersem ben, bu köşegen de buraya eşittir. O zaman bak elime müthiş bir üçgen geldi burada. Elime müthiş bir üçgen geldi. Müthiş. Neden? Burası ikizkenar. Peki sana bir soru. Burası kaçtı hatırlıyor musun? Şu köşegenin, şu köşegende oluşan ikizkenardaki şu açıyı ben biraz önce söylemiştim. Kaçtı? 36 doğru. 36, 36, 72. Burası da 108'di. O zaman şuraya 16 kaldı mı? Kaldı. İkizkenar olduğuna göre burası da 16 mıdır? Aynen 16'dır. Peki arkadaşım şurası kaçtı şurası? 36 mıydı burası? Evet. E bana ne soruyor bakalım? F, B, G. F, B, G. F, B, G. Şu açıyı soruyor mu? Evet. Aslında bana sorduğu şey alfa nedirmiş? O zaman toparlayalım. Bak şimdi hemen toparlıyoruz. Nasıl? Toparlamamız şöyle. 16 artı 16 artı 36 artı alfa eşittir 180 mi? Tamamdır. Burası ne oldu? 32, 36 daha. 68 artı alfa 180 mi? Evet. At karşıya alfa eşittir 112 oldu mu? Oldu. İşte müthiş bir soru daha. Çok güzel bir soru. Çok güzel tespitler. Ve bakın nakış nakış böyle el işi gibi işliyorum var ya. Bak nasıl? Burayı ben sana önceden söyledim mi? 36 diye söyledim. E burası 20 ise burası 16 mı? Evet. İkizkenardan dolayı böyle mi? Evet. Bu arada bazı arkadaşlar ikizkenarda kafası karışıyor olabilir. Bakın hiç kimseyi hor görmeyelim. Hepimiz burada öğrenciyiz. Benim de küçükken karışıyordu kafam. Sıkıntı yok. Bak bu ikisi ya. Bunların dipleri alfadır. Bunların dipleri. Yani bu ikisi değil. Şunların dipleri. Ya da bu karşılıklı ikizkenarları görenler birbirine eşittir. Sakın bununla bunu veyahut da bununla bunu alma. Bu ikisi birbirine eşittir. Hangileri eşit peki? Bunu gören bu, bunu gören bu. O zaman burası bunlar eşit. Burası da farklı. Nasıl yaptık? Muhteşem, mükemmel yaptık. Peki sıradaki kim? Altıgen. Altıgen için ne dersin? Tüm kenarları, açıları. Ya kime anlatıyorsun? Biz bunu zaten en başta söyledik. Dedik. Peki bu altıgense 360 bölü 6 yapayım mı? Yap tabii hocam. Peki bu neydi? 60. Hoppala. Ne oldu? 60 derece oldu. Peki dış 60 ise içe kaç kalır? Al sana 120. Fazla karalama yapmak istemiyorum. Çünkü birazdan biliyorsunuz ki özellikler gelecek. Özellikleri yapacağız. Altıgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Hemen geldim buradayım. Ben bu işte ustayım diyor. Bakıyorsun bu kenar buraya paraleldir. Çok doğru. Bu kenar buraya paraleldir. Doğru. Bu kenar buraya paraleldir. Doğru. Ben bunu zaten biraz önce göstermiş miydim? Göstermiştim. Tekrar ettik mi? Ettik. Geçelim. Düzgün altıgenin iki farklı uzunluğa sahip köşegeni vardır. Hani beşgende eşitlerdi ya. Burada farklı iki tane varmış. Bakalım. Mesela şunu ben çeksem. Bu bir köşegen mi? Evet. Peki bunu çeksem bu köşegen mi? Evet. Bu köşeden köşeye gidiyor. Bu da köşeden köşeye gidiyor. Peki şunu çeksen ne olur? Bu bununla aynı köşegendir bak. Niye? 1, 2. 1, 2. Ama bu adam bu köşegen 1, 2, 3. 3'ü kaplayan bir köşegen. Bu 2'yi kaplayan. O zaman bu ikisi eşit. Bu bunlardan farklı. Ha demek ki o zaman
1-2 ya da 1-2. İki tane farklı köşegeni vardır. Doğru söylüyormuş. Düzgün altıgenin karşılıklı köşegelerini birleştiren, bak düzgün altıgenin karşılıklı köşelerini birleştiren köşegenler düzgün altıgeni 6 tane eş kenar üçgene böler. Ne diyor biliyor musun? Başka yerde göstereyim sana. Hop, 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 hop. İşte çok mükemmel bir altıgen. Şunu çekersen diyor. Şunu çekersen karşılıklı köşeleri birleştir diyordu ya. Bir de bunu çekersen diyor. Hoppa 6 tane eş üçgene böler diyor. E zaten bunlar ne oldu bir de? 60-60'tan dolayı eşkenar oldular. O zaman müthiş bir olay var burada. Çok güzel. Bu da işime yarar. Ben bunu yine kullanırım. Dedim, geçtim ve altıgeninle 6 eşkenar üçgeni böleceğini de söyledikten sonra artık dersimizin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Bakalım neler varmış neler. A, B, C, D, E, F altıgen. Tamam. Bu arada biraz da şeyden bahsedelim. Bu sorunun üzerinden gösterelim. Mesela burası ne olacak? Burada bu arada AG AB'ye eşitmiş. AB dediğim bir kenar olduğuna göre böyle hepsini boyamaya gerek yok. Benim işime yarayan bu. Ben biraz esrarengiz dikkatim diye böyle uzaktan geldim. Peki burası iç açı 120 mi? O zaman bu küçük eşkenar üçgende burası 30, burası 30'dur. Peki tamamı 120 miydi? Evet. Burası o zaman 90'dır. Bak müthiş bir şey öğrendim. Küçük köşegende 30'a 90 diye ayırır. Çok iyi ya. 30'a 90 diye ayırır. Küçük köşegen 30'a 90 diye ayırır. Peki o zaman bu ikizkenar üçgense ve de dikse buralara kaç kalıyor? 45'e 45. E senin 45 artı alfan kaç dereceydi? 120. Neden hocam? İç açı değil mi burası iç açı? Evet iç açıydı. At karşıya alfa 20 çıksa 100. 25 çıksa 100'den 75 oldu mu anam? Oldu. Geçiyor muyum? Hayır geçmiyorum. Başka bir tane soru soralım. Biraz da şunları kullanalım. Bak şimdi dostum. Bana ne soruyor? A ve C'de altıgen. Düzgün altıgen. A, G 4'müş. Tamam. G, B 6'ymış. Süper. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şunu şuradan çeksem. Kim bana bir şey der? Bence kimse bir şey demez. Peki burası 90 mıydı? Evet hocam 90'dı. O zaman şimdi sana bir soru. Burası 90'sa burası zaten 6. E bunun tamamı kaç? 10. Bunun tamamı kaç? 10. Arası 120 olunca ben ne yapıyordum? Hemen hatırla bakalım. Şöyle bir şey söyleyelim sana. Hoppa burası 120 ise bak tekrarları kaçırma arkadaşım. Bu noktalar geometri tekrarı bu arada. A köküç olur. A köküç. Ne zaman? 120 olan ikiz kenar üçgende. Arası 120 olan ikiz kenar üçgende. O zaman sen şurayı zaten 6 diyebiliyorsun. Burası da neymiş? 10 köküçmüş. Bana nereyi soruyor? 90'ın karşısını. O zaman bir Pisagor yapsak mı? Hadi bakalım Pisagor'a gel. 10 köküç kare artı 6 kare eşittir ne olacak? DG'nin karesi. X kare. Onun karesi 100. Köküçün karesi 3. 3 kere 100 300. Artı burası nedir? 36. Yılların 36 zaten. Onu biliyorum. O zaman şuraya bir geçeyim arkadaşım. Yerim kalmadı. 336 eşittir X karedir. Peki 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor mu? 320 bölünüyor tabii ki de. Bölersek ne olur? 84 olur. Bak kaça böldüm? 4'e böldüm. Değil mi? 4'e böldük. Sıkıntı yok. Çünkü 320, 336 doğru. 340 olsaydı 85 oluyordu. Doğru. Hepsi doğru. Bir tane daha 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman kaç kalıyor? 21 kalıyor. E demek ki bitti. Daha da bölünmüyor. Hemen bir kere daha gösterelim. Buradan da 16. Çünkü 4'e 2 kere böldüm. O zaman demek ki 4'ler dışarı çıktı. 16 değil. 4 kök 21'miş. Benim x'imin cevabı 4 kök 21'miş dediğim. Biraz böyle zıplaya hoplaya gittik ama sorun yok. Hocam şurada ne yaptın sen? Bir 4'e böldüm. Bir daha 4'e böldüm. Yani bu demek ki 16'ya bölünüyormuş. 16 kere 21 336'ymış. Kesinlikle doğru zaten. Bunu da söyledik. O zaman 16'ya bölünüyorsa 16 dışarı çıkar. 4 kök 21 olur. Dışarıda zaten başka bir şey kalmaz. İsteyen bunu buradan da çekebilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı.
Burası 6 diye gelir. Boğuluyordum az kalsın. Burası da ne olacak? Yine şuradan biliyorsun ki 10 kök 3. İstediğin yerden çekebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bir tane zoruyla karşı karşıyayız. Bakalım zoruyu nasıl çözeceğiz? Zoruyu çözdükten sonra zaten alandan sonra bitiyor arkadaşlar. Hemen az kaldı. Bitirelim şurayı. Altıgen kare. E tamam, burası dikdörtgen. Altıgenin karesi, karenin köşesi mi? Evet, 90. O zaman burası 120 idi. Buraya 30 kaldı. Bu birbirine eşit. Altıgen burası eşitse bu da eşit. O zaman uğraşmaya gerek yok. Niye? Çünkü 30'sa burası, geriye 150 kalır. 150'yi bunlar ikiye böler. 75-75 kalır. Süper. 75-75 oldu. Peki şu açıya kaç kalır? Biraz önce söylemiştim. 75-45 daha nedir? 75-45 daha 120'dir. Zaten biraz önce onu toplamıştım, hatırlarsın. Böyle şeyleri unutmazsan işlem kabiliyetin gelişir. E peki şu açı kaç? 120. E şu açı kaç? 120. Peki şu açı ne? 180 eksi alfa. O zaman bak, 180 eksi alfa artı 120 artı 120 artı 45 nedir arkadaşım? İşte bak, burada unutmayacağın şey, hemen aklına dörtgenler gelsin. Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaçtı? 360'tı. Peki şu adam şu adamın toplamı 300 mü? Evet. O zaman şöyle yapalım mı? 120 artı 45. Buradan 300 gitti. Buradan da 300 gitsin. Eksi alfa eşittir 60'tır. Peki şu 60 da şu gitsin. O zaman burada 60 kaldı. 60 artı 45. 105 eşittir. Alfayı da karşıya salladım. Alfa neymiş? 105'miş. Demek ki şu dışarısı kaçmış? 75'miş. O kadar basit. İşte bu. Olay bu. Bitti. Gördüğün gibi çok güzel bir soru daha geldi ve yaptım. Şuradaki pratik sadeleştirme değil de bunlar götürme diyoruz biz buna. Götürerek kafamı fazla yormadan. Hocam direkt toplanır mıydı? E topla kardeşim, topla, ama ben o kadar yormak istemiyorum kendimi işte. Hemen basit basit küçük küçük yapıyorum. Kafam daha az yoruluyor dediğim. Ve alana geçtim. Alan iki türlü bulunur arkadaşlar düzgün çokgenlerde. Nasıl hocam? Şöyle ki hepsi çemberle alakalı. Onu bir söyleyeyim. Nasıl hocam? Şöyle. Mesela altıgeni örnek veriyorum şu an. Altıgeni. Altıgen örnektir bak. Örnek. Hemen söyleyelim. Burada bir iç teğet çember var. İç teğet çember ne demek? İç teğet çember şu demek. Burada bir merkezi olan ve buraya dik gelen, bunu ikiye bölen bir tane R vardır. R. R vardır. İşte bu R bunu hem ikiye böler hem de burada nedir? Bir dik üç, dik dik vazifesi görür. Peki bu kenarda A mı? A. O zaman bak, şunu çektim. Şunu çektim. Burası, bu alana bakarsan bu alan 1 bölü 2 çarpı A çarpı R midir? Yükseklik çarpı taban bölü 2 midir? Evet. Peki aynısından bunu buraya çeksem bu da R midir? Evet. E bu da A mıdır? Evet. O zaman uzatmayalım. Burada da var bir tane. E buraya çeksen, buraya çeksen, buraya çeksen 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 tane aynısından olacak mı? Olacak. Peki hocam 6 mı? Tabii ki de, bak formülü ben buldum bu arada. Bu 6 değil. Ne olacak? Kaç kenarlıysa o kadar olacak. Ama iç teğet çember verdiyse tabii ki sana. İç teğet çember. Bazen de dış teğet, dış teğet ne demek ya? Tövbe estağfurullah. Çevrel çember verir. Adı üzerinde, çevreleyen çember. Bu arada müthiş bir çizim var burada. Teşekkürler. Burası da ne oldu? Dış çevrel çember oldu. Çevrel çemberde de bak, yine merkez var. Çünkü çember ya bu. Bu sefer bak, çembere değen nokta burası. R'dir bu. Bu R'dir. E bunu çekersen bu da R'dir. E arası da zaten 360 bölü alfa. Neden? Çünkü bundan böyle 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 yaparsan ne olur? Tamı tamına 6 tane olur. E 6 değil, sekizgen olsa 8 tane olur. Peki 360 8'e mi bölünür? 360 6'ya mı bölünür? 360 kaçsa 10'a bölünür. O zaman işim rahat eder. Niye? Çünkü ben şuranın alanını biliyorum. Bu oranın alanı sinüslü alan teoremi. 1 bölü 2 çarpı yanda R var. Yanda R var. Ortada da sinüs alfa var. İşte bu. Peki bundan kaç tane var? Burada 6 tane var. Normalde de n tane var. İşte bak, ezber yapmadan sinüslü alanla da yaptık. İki türlü de yaptım.
Şimdi basit basit örnekler var. Onlara bakalım. Ne diyor? Çevrel çemberin yarıçapı 6 ise. Burada söylemiştik. Çevrel çemberin yarıçapı 6 düzgün 12'gen diyor. Formül neydi? Formülü boş versen 1 bölü 2 çevrel çember dediği için hemen gözünün önüne getir. Şöyle bir şey olsun burası. Mesela bu şöyle beşgen olsun. Hemen çevrel çember şöyle şöyle geliyordu. O zaman bana ben şuranın alanını biliyordum. Nasıl? 1 bölü 2 çarpı çevrel çemberin yarıçapı çarpı çevrel çemberin yarıçapı çarpı düzgün 12'gen. 12'gen ise alfa eşittir 360 bölü 12'den 30 oldu mu? Oldu. O zaman bu nedir? Sinüs 30 mudur? Evet, sinüs 30'dur. Peki kaç tane var bundan? Ben buraya beşgen çizdim ama bu 12'gen olduğu için 12 ile çarpacağız. İşte formül bu kadar. Bak burada da var. Formülü gördüğün gibi ezberlememişim, öğrenmişim. Süper olmuş benim için. Bu da 1 bölü 12'dir. 12, 1 bölü 12 değil, 1 bölü 2'dir. 6, 6, bu da 1 bölü 2. Şu, 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 şu birbirini götürsün. Üçler olur bunlar. Burası 9 etti. 9 kere 12 ne oldu? 108 düzgün 6, düzgün 12'genin 6 yarıçapı olan çevrel çemberinden cevap neymiş? 108'miş. O gitsin, bu kalsın. Başka bir tane daha yapalım, görelim iyice. Düzgün 8'genin AC'nin AC 4'müş. Tamam. O zaman diyor düzgün 8'genin alanı nedir diyor. Bak, ben burada ne bilebilirim? Şunu bilebilirim. Ha, bitmiş bu arada. Ben neyi bilebilirim? Şunu bilebilirim. Burası merkezse, bunun bir çevrel çemberi varsa, o zaman ben şuradaki R'leri belki bulurum. Nasıl bulacağım? Bunun tamamı, her bir açıyı, her bir şöyle şurayı gören, bak iyi izle şimdi, her bir parçayı gören 45'lik mi? Bak burası da 45, şurası da 45. Peki her bir taneyi gören 45, iki taneyi gören ne olacak? 90 olacak. Müthiş, müthiş, müthiş. İkiz kenar mı? Evet. O zaman ne oldu? R kök 2 eşittir 4'müş. Bu zaten nedir? R kök 2. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu hemen 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersem bir kök 2 yapıyorum. Bir de kök 2 yapıyorum. Bunları götürüyorum. Hemen ne oluyor? R dediğim şey 2 kök 2 oluyor. Peki ben R'yi bulduysam benim işim çok rahat artık. Neden? Çünkü R'yi bulunca şu parçaları hesaplıyordum ben bak. Bu parçaları. Nasıl hesaplıyordum? Bir tanesinin alanını buluyordum. Onun alanı nasıl bunu? Sinüslü alan teoreminden. 1 bölü 2 çarpı R çarpı yani 2 kök 2 çarpı diğer taraf 2 kök 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs 45. Hemen sinüs 45'in de ne olduğunu söyleyelim. Unutanlar vardır belki. Kök 2 bölü 2 idi. Kök 2 bölü 2 yaptım. O zaman ne oldu? Bu bir parçanın alanı. Bir parça böyleyse toplam 8 parça yok mu? Var. Bununla bu gitsin. Şununla şu gitsin. Geriye ne kaldı? Kök 2 kök 2 ile çarparsan 2. Bir de kök 2 var. 8 çarpı 2 kök 2. Yani toplamda 16 kök 2 olur. Dersimiz bitti. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Onu unutmadan söyleyeyim. Çünkü bunlar unutuluyor bazen. Bak burada altıgenin alanını söyledim ya. Buradan yapabilirsin, sıkıntı yok. Altıgen için özel bir tane daha bir şey söyleyeceğim. O da şu. Bak bunların hepsi eşkenar üçgendi ya. O zaman bu nedir biliyor musun? A kare kök 3 bölü 4'tür. Niye? Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Bu kime özel? Altıgene özel bak. Altıgen özel. Bu buna özel bir tane alan formülü. A kare kök 3 bölü 4 bir parça. Eşkenar üçgenin alanı. Peki bundan kaç tane var? 6. Bu formül de aynısına geliyor bak. A burası da zaten kök 3 bölü 2. Bununla bu kök 3 bölü 4 ediyor. A kare kök 3 bölü 4 6 tane var. Aynı formül tabii ki de aynı olması lazım. Ama bu kısa kestirme yoldur. Bence çok güzel bir video oldu. İnşallah beğenilerinizi, yorumlarınızı zaten bekliyoruz. Bu ödülü soru da çok sağlam bir soru. Lütfen yapmaya çalışın. Karşınızda ödülü soru, cevaplar yorumda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.